Merhabalar. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazar ve pazartesi günleri Türkiye'deydi ve Hakan Fidan'la görüştü. Tabii ki görüşmenin en önemli gündem maddesi İsrail ve Filistin krizi. Evet, bildiğiniz gibi Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının üzerinden neredeyse bir ay geçti ve yoğun bir hava bombardımanı ardından İsrail kara operasyonunu da başlattı. İşte Kuzey ve Güney Gazze'yi tam ortadan böldü ve pazar günü İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre Gazze şehrini kuşattı tamamen ve yavaş yavaş Gazze şehrinin içine doğru girmeye başlayacak ve burada çatışmaların daha da şiddetleneceği tahmin ediliyor. Çünkü Hamas'ın esas yığınakları yaptığı işte tahkimatlar, tünel kompleksi ve tuzaklar daha çok Gazze şehrinin içinde odaklanıyor, daha yoğunlaşıyor. Dolayısıyla çatışmaların şiddetinin artacağını bekleyebiliriz. Öte yandan insani bilançoda günden güne hızla artıyor. Yani bir ay içerisinde ölen Filistinli sayısı, İsrail'in yaptığı saldırılarda ölen Filistinlerin sayısı 10 bini geçti ve bunların büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklar. Dolayısıyla bu artan trajedinin, bu sivil kaybın tabii doğurduğu bir tepki var. Hem Orta Doğu'da, Müslüman ülkelerde hem de Batı ülkelerinde ciddi bir tepkiye neden oluyor halk içinde. Ve hem Washington'da hem Avrupa başkentlerinde yoğun kalabalık gösteriler görüyoruz. Ve tabii bu durum, yani hem Doğu'da hem Batı'da oluşan bu tepki Biden yönetimi üzerinde de bir baskı oluşturuyor. Biden yönetimi biliyorsunuz İsrail'e bu konuda tam destek veriyor. Ancak yine de artan tepkiler de tabii bir harekete geçme, bir şeyler yapma baskısı oluşturuyor Biden yönetimi üzerinde. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Blinken üçüncü kere Orta Doğu'daydı. Orta Doğu turuna çıktı ve işte Cuma günü İsrail'de, Cumartesi günü Ürdün'de, Pazar günü de işte Batı Şeria'yı, Irak'ı ve sonrasında Türkiye'ye geçti. Pazartesi günü de Hakan Fidan'la görüştü. Tabii Blinken'ın temel mesajı birincisi İsrail yönetimini ateşkese değil ama operasyonlara ara vermeye ikna etmek. Yani ara vermek de tabii insani gerekçelerle işte yardımların ulaşmasını sağlamak için her ne kadar Gazze'ye şu an Blinken'ın söylediğine göre günde 100'den fazla tır, insani yardım tırı giriyor. Ama tabii bunların ne kadar ulaşıyor, yani yoğun bir bombardıman söz varken bunların birçok bölgeye ulaşamadığını tahmin etmek çok zor değil. Bu nedenle Blinken İsrail yönetimini, Netanyahu yönetimini operasyonlara ara vermeye ikna etmeye çalışıyor. Tabii Netanyahu buna sert çıktı ve kesinlikle böyle bir şey olmayacağını söyledi. Diğer bir amaç da tabii Arap liderlerini ve kamuoyunu tabii ki Amerika'nın işte insani durumun düzeltilmesi, Filistinlerin insani durumun düzeltilmesi adına elinden gelen her şeyi yaptığını göstermek ve bir nevi işte bakın biz şu kadar tırın içeriye girmesini sağladık. İşte bunun dışında işte hem İsrail yönetimini operasyonlara ara vermeye ikna etmeye çalışıyoruz hem de bu konuda hassasız demeye çalışıyorlar. Bunu göstermeye çalışıyorlar ve böylece bölgede oluşan tepkiyi bir nevi azaltmaya çalışıyorlar. Ancak tabii ki yani tahmin etmek çok zor değil. Blinken'ın neredeyse her durağı ayrı bir zorluk içerdi. Hem İsrail'de hem de Batı başkentlerinde Blinken iki taraftan da açıkçası tepki gördü ve çok da başarılı olduğu söylenemez açıkçası şu ana kadar. Benzer bir şekilde Türkiye'de de yani yapılan görüşmenin çok da böyle sıcak ılıman bir ortamda gerçekleşmediği söyleniyor. Peki neden Türkiye'ye geldi? Tabii Türkiye'ye gelmesi ilginç. İlk ziyaretinde Türkiye'ye gelmemişti ve bu dikkatle çekmişti. Tabii Türkiye tarafı bunun Hakan Fidan'la programların uyuşmadığından dolayı ziyaretin gerçekleşmediğini söyledi ama tabii gerçek nedeni bilmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Tabii Türkiye'nin yani ne Hamas üzerinde ne İsrail üzerinde çok bir hani hem bir soft power, yumuşak güç açısından hem de bir ne denir hard power olarak bir ne denir bir caydırıcı ya da işte teşvik edici bir herhangi bir gücü yok şu ana kadar. Yani Hamas'la olan ilişkileri, Hamas liderlerini, bazı önemli liderlerini ülkeden çıkmasını talep etti. Sonrasında tabii
Nitekim Hamas liderlerinin de televizyonlarda yaptıkları röportajlarda Türkiye'den yani çok açık söylemese de Türkiye'nin verdiği tepkiden çok memnun olmadıklarını, belli bir hayal kırıklığını görmek mümkün bu röportajlarda. Dolayısıyla Türkiye'nin çok Hamas üzerine çok bir gücü yok gibi gözüküyor. Öte yandan İsrail zaten hani ilişkiler malum, hani İsrail'i herhangi bir şey ikna etmesi Ankara'nın çok mümkün değil. Bu noktada esas Blinken'ın ziyaretinin arkasında yatan gerekçelerden bir tanesi biraz da Türk-Amerikan ilişkilerini düzeltmek gibi gözüküyor. Hani Hamas ya da işte krize yapacağı katkıdan ziyade Türk-Amerikan ilişkilerini. Çünkü işte biliyorsunuz yakın hemen geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğini izin veren protokolü imzaladığı ve meclise gönderdiği haberlere düşmüştü sürpriz bir şekilde. Tabii bu Amerikalıların uzun süredir beklediği bir gelişme ve tabii Amerika-Türkiye ilişkilerinde önemli bir, yani bu gecikme, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasındaki gecikme önemli bir ne denir, engel teşkil ediyordu. Böylece yani böyle bir olumlu adımın atılmış olması ilişkilerde tabii Amerikan yönetiminde bir bence Türkiye'ye bir ödüllendirme, Türkiye'ye bir ne denir, ilgi göstermeye de teşvik etmiş oldu. Tabii Türkiye'nin temel isteği krizde başat bir rol oynama. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bu hafta sonu. Türkiye başat bir rol üstlenmesi gerekir dedi. Yani bu bir nevi Blinken'ın Türkiye ziyareti, Türkiye'nin de gazını almak diyebiliriz yani biraz kaba bir tabirle. Çünkü dediğim gibi ne İsrail üzerinde ne Hamas üzerinde çok bir yaptırım gücü yok Türkiye'nin. Dolayısıyla krizde çok bir sunabileceği çok bir ne denir, çözüm yok. Bir takım söylentiler dolaşıyor işte Filistin'in Türkiye'ye getirilmesi falan filan, ama bunlar çok gerçekçi durmuyor. Ben hani Amerikalıların Blinken'da bunu çok ciddi, bu tarz şeyleri çok ciddiye aldığını açıkçası sanmıyorum. O nedenle Türk-Amerikan ilişkileri de hani Türkiye'yi bu krizde sanki biraz daha önem atfederek aslında Türk-Amerikan ilişkilerini biraz daha düzeltme çabası olarak ben açıkçası yorumladım. Tabii öte yandan Türkiye'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminin son zamanlarda sertleştiğini de görebiliyoruz. Yani krizin ilk başında daha temkinli, daha sakin, iki tarafa da işte ateşkesi öneren, iki tarafı da şiddeti durdurmayı öneren bir söylem takınmışken son zamanlarda, son bir haftada işte geçen Salı günü, bir önceki Salı günü işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamentodaki grup toplantısında, sonrasında işte bu Filistin mitinginde ve yine hafta sonu gerçekleşen konuşmalarında İsrail'e yönelik eleştirilerini sertleştirdiğini, tonu arttırdığını görüyoruz. İşte işgalci devlet dedi İsrail için, onu örgüt gibi davranmakla suçladı İsrail'i. Bu tonda, yani kullanılan dilde bir sertleşme var, ancak yine de Türkiye'nin dikkatli hareket ettiğini söyleyebiliriz. Daha çok Erdoğan'ın konuşmalarını analiz ettiğimizde biraz Erdoğan'ın tepkisinin İsrail'den ziyade öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldiğini görüyoruz. İki tane büyük filosunu Akdeniz'e getirmiş olması, sonrasında işte geçen hafta denizaltı getirmişler. Bunu mesela eleştirdi. Yani Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını arttırmasını, yoğunlaştırmasını eleştirdi mesela Erdoğan. İşte ya da ikiyüzlülükle eleştiriyor. Yani Ukrayna'daki sivil kayıplarla Filistin'deki sivil kayıplara farklı şekilde tepki vermesi Amerikalıların. Bunları eleştirdi. İşte İsrail'e destek vermekle, işte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemek gibi şeylerle eleştirdi. Tabii ABD ve yanında genel olarak Batı'yı ve uluslararası kamuoyunu da katıyor. Ama daha çok tepkinin ana odaklarından bir tanesi İsrail'den ziyade Amerika Birleşik Devletleri ve Biden yönetimi ilginç şekilde Erdoğan'ın söyleminde. Diğer bir karakter ise, diğer bir tepkinin yoğunlaştığı diğer bir yer ise Netanyahu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Tabii bunu şöyle anlamak gerekiyor bence. Netanyahu'nun işte kamuoyundaki destek oranları oldukça düşmüş durumda bu 7 Ekim'deki saldırıdan dolayı. Ve şu an için hani anketlere göre ne kadar doğru bilmiyorum tabii, %27 ancak İsrail kamuoyunun, İsrail seçmeninin sadece %27'si Benjamin Netanyahu'nun başbakanlık görevinde devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyor. Yani çok düşük bir orandan bahsediyoruz.
Dolayısıyla her ne kadar şu an operasyonların başında bunu yöneten şu an hükümette Başbakan Netanyahu olsa da ilk seçimde Netanyahu'nun gitme olasılığı çok çok yüksek. Dolayısıyla Erdoğan kendisine iki tane daha makul eleştirmek için, eleştirilerini yöneltmek için iki tane makul hedef seçmiş. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir tanesi de Başbakan Netanyahu. Öte yandan ilişkilerin tamamen koparmanın da uluslararası diplomasi açısından doğru olmadığını söylüyor Erdoğan. Yani dolayısıyla burada Türkiye'nin ihtiyatlı tutumunu görüyoruz yani. Bu mesela konuşmalarda da mesela İsrail'i örgüt gibi davranmakta suçladı ama aslında son 10 yılda mesela Erdoğan İsrail'i suçladığı esas ne denir? Herkese bir hakareti vardır genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı terör devleti olmakla suçluyordu. Ancak 7 Ekim'den bu yana mesela hiçbir şekilde terör devleti kavramını kullanmadı. Bence bu terör devletinden örgüt gibi davranan devlete geçiş bence önemli. Evet, burada örgüt gibi davranmaktan burada bir söylenmeyen terör kelimesi var ama Erdoğan'ın yine de her şeye rağmen bu terör kelimesini kullanmaması İsrail'e karşı bence kendince yaptıkları, Ankara'da düşündükleri, kendince planladıkları önemli bir nokta, husus. Demek ki İsrail ilişkileri çok da hemen bütün de koparmak istemiyorlar. Daha çok işte daha gidici olduklarını düşündükleri Başbakan Netanyahu'ya ki Erdoğan da yine konuşmasında Netanyahu'nun kendi halkı tarafından da sevilmediğini, onaylanmadığını, destek bulamadığını söyledi. Gidici olduklarını düşündüğü Netanyahu'ya eleştirilerini daha çok yoğunlaştırarak İsrail ilişkileri bütün koparmak istemiyorlar. Bağları tamamen koparmak uluslararası diplomaside olmaz dedi Erdoğan. Ki nitekim işte bu söylemin sertleşmesinden sonra işte parlamentodaki konuşmadan sonra zannediyorsam bu İsrail Dışişleri Bakanı Ankara'daki İsrail diplomatların ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere Tel Aviv'e geri çağrıldığını duyurmuştu. Ankara'da zaten 7 Ekim'den önce de İsrail Büyükelçisi orada yoktu. Bu muhtemelen başka sebeplerle krizle alakası yok. Sonrasında da gitmedi. Var olan diplomatları işte ilişkileri yeniden şey yapmak üzere çağırdı. Bu bir nevi Erdoğan'a dilindeki sertleşmeden dolayı, bu sert eleştirilerinden dolayı İsrail'in verdiği bir tepkiydi. Buna nazaran Türkiye'nin tepkisi biraz daha sonra geldi. Hafta sonu Türkiye işte ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere, istişarelerde bulunmak üzere Tel Aviv Büyükelçisi'ni Ankara'ya çekti. Tabi bu Büyükelçinin çekilmesi anlamına gelmiyor. Sadece çağırdı bir takım istişareler için. Ama şu ana kadar galiba Büyükelçinin Tel Aviv'e geri dönüne dair de herhangi bir haber düşmedi. Ancak yine de ben hani Türkiye'nin dediğim gibi hani Erdoğan'ın açıklamaları da açık. İlişkileri koparmak istemiyor. İsrail'e tabii artan insani dram ve sivil kayıplar, Filistinli sivil kayıplar bir kamuoyunda bir baskı da oluşturuyor. Yani mesela işte Antony Blinken pazartesi günü Dışişleri Bakanı'nda Hakan Fidan'la görüşürken Dışişleri Bakanı'nın önünde bir grup işte gösterici Blinken'ı protesto ettiler. Aynı şekilde işte İncirlik'te İHA'nın düzenlediği İncirlik Havuzu'nun önünde hatta girmeye de çalışmış protestocular Amerika'yı protesto ettiler ve polis bu denilene göre dağıtmış göstericileri. Yani bir tepki var. Ancak bu tepki ilişkileri tamamen koparmaya vardıracak kadar bir tepki değil. Daha çok Türkiye yani hükümet tepkisini diğer Arap devletleri, Orta Doğu devletleriyle aynı çizgide işte Mısır ne tepki veriyorsa, Ürdün ne tepki veriyorsa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ne tepki veriyorsa bunlarla aşağı yukarı aynı çizgide, aynı şiddette tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu ülkeler İsrail ilişkileri koparmadıkça, Suudi Arabistan zaten yok da, Türkiye'de muhtemelen çok bu yola tevessül etmeyecektir. İsrail'e verdiği tepkileri bunlara göre ayarlayacaktır. Yani diğer Orta Doğu devletlerinin verdiği tepkileri göre ayarlayacaktır. Aşırı bir tepkiye yani bu ülkelerin arasında sivrilmeyecektir diye düşünüyorum. Tabii bu konuda mesela yani bunu arada bir parantez açmak gerekirse mesela Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek diğer Orta Doğu ülkelerin hiçbiri tabii ki böyle bir destek vermiyor. Kimse Hamas'ı sevmiyor. Herkes de terör örgütü yani olarak
tanıyorsun. Türkiye bu konuda ayrışıyor diğer Ortadoğu ülkelerinden. Ancak Türkiye'de bu eski bir politikası Türkiye'nin. Yani eskiden beri Türkiye Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımadı. Dolayısıyla bunu konumunu değiştirmiyor Erdoğan. Bunu söyledi, üstüne basa basa vurguladı. Bu konuda diğer Ortadoğu devletlerinden ayrışıyor. Ancak diğer genel olarak hani İsrail'e verilen tepki açısından aşağı yukarı benzer tepkilerin verildiğini görüyoruz. Yani Erdoğan sert bir şekilde eleştiriyor ama diğer Ortadoğu liderleri de hem İsrail'i hem Amerika Birleşik Devletleri'ni sert bir şekilde eleştiriyorlar. Dolayısıyla her ne kadar söylemini sertleştirse de Türkiye'nin ilişkileri korumak istediğini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan dilinden öğreniyoruz. İlginç bir husus Erdoğan açıklamalarında İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın İsrail tarafıyla görüştüğünü söyledi. Tabii Dışişleri Bakanlığı varken neden İbrahim Kalın görüşüyor? Yani İbrahim bu ilginç bir nokta. Yani İsrail'in o eskiden beri Hakan Fidan olan rezervinin tepkisinin sürdüğü anlamına mı geliyor bu? Bu da ilginç bir nokta olarak bence not edilmesi gerekir. Evet, Blinken ziyareti, Blinken Ankara'daydı dediğim gibi genel olarak çok başarılı geçmişe benzemiyor ki daha önce Blinken'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceği söyleniyordu ki böyle bir şey olmadı. Sadece Hakan Fidan'la görüştü. Üstelik bir de Blinken'ın Ankara'da uçağın karşılamasında işte vali yardımcısının bulunması, daha üst düzey bir yetkilinin bulunmamış olması da Türkiye'nin bir tepkisi olarak görülüyor. Bu tepkiyi tabii diğer Blinken'ın önceki ziyaretinde işte Suudi Arabistan Veliaht Prensi de vermişti. Sisi'nin de benzer bir şekilde sert bir görüşmeleri olmuştu. Sözleri olmuştu Mısır Cumhurbaşkanı'nın. Çok farklı değil yine dediğim gibi. Öte yandan dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneltilen bir tepki var. Dolayısıyla Blinken ziyaretinin şu ana kadar İsrail-Gazze krizi açısından çok olumlu bir sonuç doğurduğunu söylemek mümkün olmasa da Türk-Amerikan ilişkileri için tabii ki olumlu bir adım gibi gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.